Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere tam kıvamıyla, tam ölçüyle şekerpare tarifini paylaştım. Dilerseniz bu güzel tarifimize hemen geçelim. Ben kaçayım. İlk öncelikle şerbetimizden başlayalım arkadaşlar. 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı su ve 1 dilim de limon ilave ettim. Ocağa bırakıyorum şerbetimi. Şerbet kaynara geldikten sonra 15 dakika kaynatmamız yeterli olacak arkadaşlar. Şimdi şekerparenin hamuruna geçelim. İlk öncelikle 3 tane yumurta arkadaşlar. Bir tanesini sarısını ayırdım. Gerisini içerisine ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ. 50 gram tereyağı. Biraz karıştıralım. Oda sıcaklığında erimiş olsun tereyağımız. Çok katı olmasın arkadaşlar. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay bardağı irmik. Boşaltalım ve tekrar karıştıralım. Bütün malzemeleri ilave ettik. Şimdi unu ilave edeceğiz yavaş yavaş arkadaşlar. 1 su bardağı un ilave ettim. Karıştıralım. Daha sonra 2. su bardağı unu ilave ettim. Elimle yoğurmaya geçiyorum. Son olarak da yarım su bardağı un daha ilave ettim. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Unu korken kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, unun kıvamına göre değişkenlik gösterebilir. Normal, yumuşak değil, sert de değil, normal bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı oldukça iyi arkadaşlar. Şekerpareyi yapmaya geçelim. Pişireceğimiz tepsinin içerisine 2 yemek kaşığına yakın yağ koyup sürelim. 2 yemek kaşığı yağ koyup fırça yardımıyla her tarafa sürelim. Hamurdan ceviz büyüklüğünden bir parça alalım. İlk önce yuvarlayalım, daha sonra hafif elimizle uzatalım. Daha sonra da parmaklarımızla üstüne hafif bir şekilde bastırıp yanlardan şeklini verelim. Şekerpareleri yaptık arkadaşlar. Şimdi de son olarak üzerine bir tane yumurta sarısını sürelim. Yumurta sarılarını sürdükten sonra bir çatalla üzerine şeklini verelim. ...180 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Şekerpareler fırından çıktı. Gayet de güzel piştiler arkadaşlar. Güzel bir şekilde de çatlamışlar gördüğünüz gibi. Şimdi şekerpare sıcak, şerbetini de sıcak. Veriyoruz şimdi şerbetini. Su değil şerbet anneciğim. Hı. Verdiğim ölçüler dahilinde yaptığınız şerbetin hepsini şekerparenin üzerine gezdirin arkadaşlar. Çok olduğunu sakın düşünmeyin. Tatlımız hazır. Yaklaşık olarak 4 saat dinlendirdikten sonra servis yapabiliriz. Değerli arkadaşlar, şekerparemiz hazır. Şerbetini çekti. İnanılmaz güzel oldu. Alabilirsin, tabii ki alabilirsin, yiyebilirsin. İnanılmaz güzel oldu. Hem kıvamı hem tam ölçüsü olması çok lezzetli oldu. Gördüğünüz gibi Elizan da dayanamadı ve şekerpareyi bir an önce yemek istiyor. Biraz ona yedireyim. Deneyecek olan bütün arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.